Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağ ile yapabileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurtaya 1 su bardağı toz şeker ekleyip 1 dakika kadar çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edelim. Yavaş yavaş ununu ilave edelim. Ben ilk etapta 2 su bardağı un ekledim. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da ekleyip bir spatula yardımıyla karıştıralım. 2 su bardağı unu güzelce yedirdikten sonra 1 su bardağı daha ekleyelim. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. kurabiye hamurumuzun kıvamı ele yapışır bir kıvamda olacak. Hiç elle yoğurmanıza gerek yok. Böyle bir spatula yardımıyla karıştırmanız yeterli. Hamurumuz kıvama geldi. Bir paket çikolatayı iri olacak şekilde kesiyoruz. Ben bitter çikolata kullandım. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Damla çikolata kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü damla çikolata içinde pişerken sertleşebilir. Böyle tablet çikolatalar piştikten sonra içinde akışkan bir kıvamda kalıyor ve çok lezzetli oluyor. kestiğimiz çikolataları hamura ekleyip karıştırıyoruz. Videom bu kısma kadar izlediyseniz ufacık bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Hamurumuza şekil vermeye geçebiliriz. Biraz yapışkan olduğu için elinizi ara ara çok az bir şekilde yağlayabilirsiniz. Ben parçaları biraz büyük aldım. Dilerseniz küçük parçalar halinde de koparıp yuvarlayabilirsiniz. Pişerken kabarıp yayılacağı için ben her sıraya 3 adet ekledim. Çok sıkışık yapmayın arkadaşlar. Birbirine yapışırsa şekli bozuk olabilir. Ben 2 tepsi de yaptım. Hamura şekil vermeye geçmeden önce fırını 180 derecede ısıtıyoruz arkadaşlar. Çok kısa sürede pişecek. Yaklaşık ben 12-13 dakika arasında pişirdim. Ama benim yaptığım boyutlar biraz büyük. 12-13 dakika arası pişti. Eğer küçük yapacaksanız bu süre daha da kısalabilir. kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar bu kurabiyenin kıvamı dışı kıyır kıyır oluyor içi de yumuşacık oluyor çok lezzetli oluyor içerisindeki çikolata da ayrı bir lezzet veriyor dilerseniz içerisine ceviz ya da fındık ilavesi de yapabilirsiniz sizlere kurabiyemin dokusunu da gösterip veda etmek istiyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. İnşallah yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.